nüfusun hareketlenmesi sebebiyle altın son 3-5 aydır biliyorsunuz hem seçim öncesi spekülatörlerde fırsat doğdu. Tabii ne olur ne olmaz, kimi kazanır diye. O süreçte bir hareketlilik yaşandı. Yani reel fiyat, Merkez Bankası ve bankaların fiyatlarıyla piyasa fiyatlarında bir fark oluştu. O fark oluşmasının sebebi uluslararası fiyatların dışında Türkiye'de ne olacağı, seçimden sonra ne olacağı belirtisini fırsata çeviren spekülatörlerin özellikle aktif olmasıyla, vatandaşın da bu süreçte aşırı talebiyle fiziki altına ulaşmanın da biraz daha ithalat açısından zaman almasıyla bu biraz fiyatı şişirdi ki 1500'leri buldu. Aslında şu anda 1240-50-60'larda olan TL bazında gerçek fiyat şu anda 1300. O yüzden rekor kırıldı deniyor. 1300'ü geçti. 1311-15 bandında. Aslında biz o fiyatları reel piyasada 1400-1500'leri gördük. Dolayısıyla o fiyat, şöyle diyelim, piyasa fiyatıyla uluslararası fiyatı arası gitgide daralıyor. Makas daralıyor. Neden? Belirsizlik kalktı. Seçim oldu. Türkiye'de seçimi kazanan istikrar kazandı. Dolayısıyla onun piyasaya verdiği rahatlıkla kısmen o ara kapanıyor. Ama bunu tetikleyecek olan şey ekonomik kararları alacak olan bakanların, ekonomi bakanlarının seçilmesiyle, bakanlar kurulu açıklanmasıyla, ondan sonra da bakanlar kurulu kararlarından sonraki ekonomiye bakan bakanların kim olacağı, nasıl bir kararlar alacağı, faiz kararları, kur korumalı mevduatla alakalı alınacak kararlar bundan sonraki süreçte hem dövizin hem altının yönünü belirleyecek. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz Türkiye'de vatandaşımıza, altın bir değerdir. Altın üretime, ihracata, istihdama yol açan bir önemli bir emtiadır. Üretilen, üretilip takıya dönüşen, takıya dönüştükten sonra ihracata dönüşen ve aynı zamanda ihracatımızda katma değeri en yüksek olan bir emtiadır. Dolayısıyla dövize değil de eğer illa yatırım yapacaksanız altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Artacaktır altın ama seçimden sonra illa bu fiyatları daha da yıl sonuna kadar 1700'leri bulabilir. Ama hemen birden bulması mümkün değil dedik ki seçimden sonra. Velev ki bu hükümetimiz kazanmasaydı, diğer ittifak kazansaydı da en fazla 50 lira 100 lira daha artabilirdi. O da gene 1450-1500'leri bulabilirdi. Böyle bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreci belirleyecek olan seçilen hükümetimizin, istikrarı seçen vatandaşımızın talepleriyle alakalı beklentilerini yerine getirmesi. Bizim tahminimize göre ki Merkez Bankası'nın da tahmini o. Yıl sonunda 23-25 bandında dolar tahmini var yıl sonu. 23, kısmen 23. Altının da 1500-1700 bandına bulabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü altın fiyatını sadece iç piyasayla endeksleyemeyiz. Altının fiyatını bir doların artışı, TL karşısındaki artışıyla beraber altın artar. Bir de dünya piyasasında hem Amerika Merkez Bankası'nın hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla alakalı bununla beraber hem Ukrayna-Rusya savaşı hem Tayland üzerinden Çin-Amerika dalaşmasıyla oluşan jeopolitik durumlar da altını etkiler. Ya hep şunu söylüyoruz, düğün sezonu, önce oradan cevaplayayım. Düğün sezonu artık yıla yayıldı önceden. Çünkü daha çok zirai yatırımlarla, insanların gelir gider dengesindeki, o günün şartlarındaki şartlar yaz sezonuna daha çok kaydırıyordu. Hem gurbetçilik biraz daha da yoğundu, gene var tabii. Ama şimdi yıla yayıldı, gene tabii. Yani kuyumcu için Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, hatta Ekim ayı ki 3-4-5 aya bölünen ay kısmen hem turizm için hem kuyumculuk için %100 olmamakla birlikte, turizm kadar olmasa birlikte düğün sezonu sayılabilecek bir sezondur ama tekrar söylüyoruz, o eskisi gibi değil. O biraz daha yıla yayıldı. Bununla beraber altının satma ve alma konusu tamamen piyasadaki para atraksiyonuna bağlı. Yani mesela EYT'den dolayı piyasaya sıcak para girdi. Seçim öncesi seçim ekonomisiyle bağlantılı olarak para bolluğu vardı, TL bolluğu vardı. TL bolluğu, yani TL eline geçen vatandaş ne yapabilirim diye işte bize de sorarak kısmen, tabii tahmin etmek mümkün değil. Biz söylüyoruz ki ya spekülatif durum var. Seçim öncesi 14 Mayıs'tan önce çok altın, panik yapmayın dememize rağmen vatandaş aldı. Hem EYT'den gelen sıcak para hem seçim ekonomisinden gelen sıcak parayla bir hareket oldu tabii ki. Ama işte kurbanla alakalı kurban kesen her zaman olur. Yani kurban kesen kimisi kurban için bozduran var, kimisi başka ihtiyaç için bozduran var. Onlar çok anormal oluyor diyemeyiz. Normal, rutin alışverişler onlar. Ama EYT'den gelen sıcak paranın
altına olan talebi arttırdığını gördük. Bundan sonraki süreçteki altın talebini hem sezona yayalım, yani 3-4 aylık sezonda kısmen talep olacaktır, düğün sezonu, hediyeleşme sezonu olması sebebiyle. Ama EYT kadar çok para bolluğu, EYT'de sonra olan para bolluğunun olup olmamasıyla alakalı. Öyle bir para bolluğu bundan sonra olur mu? Tabii ki ekonominin gerçekleri var. Biraz daha seçim öncesindeki hareketin olacağını zannetmiyorum ama hem turizm, tekrar söylüyorum, hem de gurbetçilerin gelişiyle, hem de altın, kuyumculuğun altın sezonu dediğimiz 3-4 aylık sezonla alakalı kısmen talep olacaktır. O manada da beklentimiz var. Hocam, sade alalım ya. Ben sade alalım. Sade kalır. Evet. Tamam.